Sıradan Adam. Hayattaki en büyük ilham kaynağım bizatihi doğanın kendisidir. Çünkü doğa en zor koşullarda bile başarmanın bir yolunu mutlaka bulur. Fotoğrafta gördüğünüz bitkinin asfalta delip güneşe ulaşması gibi. Zorluklar gözünüze her ne kadar büyük görünürse görünsün, bir şeyleri başarmanın en güzel yolu düşünmeyi bırakıp başlamaktır. Bakın mesela kökler toprağa ulaşmak için ne engelleri aşmış. Doğaya saygı duymalıyız. Çünkü eğer onunla birlikte bir ahenk içinde yaşamayı öğrenemezsek dünyadan silinip giden bizler oluruz. Bakın bu minik ağaca, yaşama tutunmak için bir otoyolun kenarındaki kaldırımı aşarak yeryüzüne çıkmayı başarmış. Hayat, insanın kendisini tanıması için bir süreçtir. Ne yazık ki o sürecin sonlarına doğru kendinizi tanımaya başlarsınız ve o andan itibaren de bir şeylere geç kaldığınızı fark edersiniz. Yaşam çok değerli ve kutsal bir olgudur. Ne mutlu ki bu bilgileri özümsemiş ve doğaya saygı duyan insanlar hala varlar. Bakın mesela evin sahibi ağacı kesmek yerine duvarda bir gedik açmış ve başka bir canlının yaşam hakkına saygı göstermiş. Hatta kendi arazileri üzerine ev yaptırmak isteyen insanlar her yeri dümdüz etmek yerine bu güzel ağacı da ev sakinlerinden biri olarak kabul etmişler ve beraber yaşamaya başlamışlar. Bu bir kültürdür biliyor musunuz? Sizlerden çocuklarınıza miras kalır, onlardan da torunlarınıza. Ne mutlu ki bu evin sahibi de bu güzel ağaç yerine birkaç basamaktan vazgeçmiş. Aynı şekilde bu evin sahibi de bu güzel ağaçla beraber yaşamayı tercih etmiş. Evin tasarımı da oldukça göz alıcı olmuş. Ağaç da bu doğallığı gayet güzel tamamlamış. İlla süslü ve güzel evlere sahip olmanıza gerek yok doğayla kucaklaşmak için. Bakın mesela bu evin sahibine, o da ağacı kesmeye kıyamamış ve birlikte yaşamanın bir yolunu bulmuş. Bu karede ülkemizden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç ve balkon gayet güzel bir uyum yakalamış. Eminim sabah o balkonda çay içmek ayrı bir keyifledir. İnsanların doğa için bazı şeylerden vazgeçtiğini gördüğüm zaman bu bana mutluluk veriyor. Aslında bu vazgeçmek değil, kazanmak. Ama bunu herkes göremiyor maalesef ki. Kazak bir tasarımcı tarafından bir köknar ağacının etrafına inşa edilen bu ev, şehirden uzaklaşıp doğayla bir araya gelmek isteyenler için tasarlanmış. Evin tamamının şeffaf olması da evin ortasındaki köknar ağacının yanı sıra etraftaki ormanı da görmeye imkan vermiş. Belki bir ağaca saygı göstererek pek bir şeyi değiştiremeyeceğinizi düşünüyorsunuzdur. Ama bu yolu ağacın yanından geçiren mühendis, yoldan geçen herkesin buna tanık olmasını sağlayarak tek başına büyük bir iş başarmış. Hani size başta dedim ya, doğa her şeye rağmen bir yolunu bulur diye, etrafı kirleterek onun için işleri zorlaştırmak pek de akıllıca bir tercih olmayabilir. Çünkü bizler doğayla bir bütün olduğumuz takdirde var olabiliriz. Onu yok etmek yerine bir fidan dikebiliriz mesela. O yüzden size Doğa İçin Bir Nefes isimli bir sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum. Dünyayı daha güzel bir yer yapmak ve doğaya katkı sağlamak için ortaya çıkan bu güzel oluşum, İzmir Bergama'da çoktan işe koyulmuş bile. Şimdilerde Bergama'nın Çamköy mevkiinde yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alana 20 bin çam fıstığı fidanı dikiliyor. Doğa İçin Bir Nefes'in hedefi ise tam 1 milyon fidan dikmek. Bu büyük hedefi gerçekleştirmek için sizler de destek olabilirsiniz. Bunun için bu projeden daha fazla insanı haberdar etmeniz yeterli. Doğa İçin Bir Nefes'in web sitesine ve sosyal medya hesaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurayı tıklayarak da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.